31 Mart yerel seçimlerinin en heyecanlı yarışı kesinlikle İstanbul'da yaşandı. Nefes kesen mücadelede önce Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım kameraların karşısına çıktı. Seçimi kazandıklarını açıkladı. Hemen ardından CHP adayı Ekrem İmamoğlu harekete geçti. O da kazandım dedi. İşte İstanbul'daki seçim yarışının saat saat, dakika dakika baş döndüren ayrıntıları. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık. Mustafa Kemal Atatürk'e de minnet duygularını iletiyor. İstanbul kırmızı renge boyanmıştır. İstanbul'da seçim kelimenin tam anlamıyla kıran kırana geçti. Önce Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım kazandım dedi. Seçimi kazandık. Sonra CHP adayı Ekrem İmamoğlu galibiyetini ilan etti. İstanbul kırmızı renge boyanmıştır. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım sabah oyunu kullandıktan sonra Tuzla'daki evine çekildi. İlk sonuçlar gelene kadar da oradaydı. Saat 20.15'te Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı. Elinde tuttuğu kağıtta 31 Mart teşekkür konuşması yazıyordu. Aynı saatlerde CHP adayı Ekrem İmamoğlu da kürsüdeydi. Şu an saat daha 21. Şu an itibariyle fark 2.3'e kadar düşmüş durumda. Saatler 21.20'yi gösterirken Binali Yıldırım Kavacık'taki ofisine gitti. Saat 22.50 itibariyle Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 0.4'e inmiş durumda. Hala kesin sonuçlar gelmedi. Şu anda Kavacık'ta Binali Yıldırım'ın seçim ofisinin önündeyiz. Tabi burada da meraklı bir bekleyiş var. Binali Yıldırım ardından Sütlüce'deki AK Parti il binasına geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım şu anda Sütlüce'ye geldi. Oldukça yoğun bir kalabalık var tabii. Kendisini karşılayan partiler saatlerdir burada bekleyişini sürdürüyor. Evet, şu anda Binali Yıldırım aracından indi ve buradaki partileri selamlıyor. Coşkulu kalabalığa zaferini ilan etti. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım şu anda o tarihi konuşma için kürsüye çıktı. Tabii çok yoğun da bir basın ordusu kendisini takip ediyor. Şu anda yapacağı açıklama öylesine kritik ki şu anda CHP'nin adayıyla arasındaki fark sadece binlerle ifade ediliyor. Ve bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık. Şu anda AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde Binali Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda seçim zaferini kutluyorlar. Yine bu kadarına da şükür diyoruz artık. Kavacık'ta Binali Yıldırım'ın seçim ofisindeyiz şu anda. Az önce Binali Yıldırım AK Parti il merkezinde bir basın açıklaması yaptı. Seçimi kazandık dedi. Gözyaşlarına hakim olamayanlar var. Çok mutluyuz. Allah emeklerimizi boşa çıkarmadı. Korktuk da alamayacağız diye. Evet. Fark bayağı kapandı. Ya evet, aynen öyle. Aynen öyle. Okuldan direkt buraya geldik. Evet. Herkese alkışlıyorum. Herkes Binali Yıldırım'ın zafer açıklamasından sadece dakikalar sonra İmamoğlu bir kez daha kürsüdeydi. Bir zafer konuşması da o yaptı. Yol arkadaşlarıma, yoldaşlarıma, kadınından erkeğine, gençlerine kadar, hatta çocuklarına kadar teşekkür ediyorum. Sadece şu an burada 120 kişilik bir ekip var ve seçim sonucu çalışmalarını yürütüyor. Kalabalık da her geçen saniye artıyor. CHP'liler bu binaya akın ediyor ve bir an olsun burayı boş bırakmıyor. Ya aklımızı almadan buradan ayrılmayacağız yani. Yarış nefes nefese sürerken sabah saat 10'da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven kameraların karşısına geçti, İmamoğlu'nu işaret etti. Şu an itibariyle Ekrem İmamoğlu 4.159.650. Bana gelen rakam. Binali Bey'in 4.131.761 oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. Tabii dediğim gibi itiraz süreçleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de İstanbul var. Kurmaylarıyla Ankara'da seçim sonuçlarını değerlendiren Erdoğan sonrasında akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.